Merhabalar, hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Merhaba. Sesim geliyor mu? Nasılsın? Evet. Gayet iyiyim. Hoş Tamam. geldin. Ben de birazcık açılışı yapıyordum. Herkes bunu Süper. konuşuyor programına. Resmen başlıyoruz. Sorular Evet. çok fazla. Ben izleyicilerimizden de sorular aldım ama önce bir şununla başlayalım mı Eren? Madem bu ilk programımız, her hafta bu insanların evlerine konuk olacağız, Evet. konuşacağız. Bu O arada ben zaman soruları bir görmüyorum ama normal mi? Öyle mi? sorular yok, hayır. Ben sorular bende yazılı, Ha yorumlar tamam kapalı süper. çünkü Tamam. hani kafalar karışmasın diye. Evet. Şimdi Eren, Mart ayında pandeminin başlamasıyla önce düşen bir Bitcoin'den başladık. Sonra dedik ki Evet. seçimlere eğer 10 bin doların üzerinde girerse bir gelecek vaat ediyor dedik. 3 Kasım seçimlerine 10 bin dolarla girdik ve bugün biz 31.928 dolarla bu yayını başlattık. Neden bu kadar büyük bir ilgi karşımıza? Ne değişti bu 9 ayda ki 2020'de pandemi döneminde böyle bir hikaye karşımıza, Eren, onunla başlayalım. Tamam. Aslında pandemide biliyorsun çok büyük 12 Mart olayı vardı, meşhur. 12 Mart'ta bütün piyasalar yerle yeksan oldu. İşte Boeing'in hissesi 400 küsür dolardan 80-90 dolarlara düştü. Bayağı bir biz özellikle Bitcoin'de şunu görüyoruz. 12 Mart'ta da biz bunu çok net yaşadık. Küçük çaplı krizlerde para dolara kaçabiliyor. Ama büyük çaplı krizlerde iş değişiyor. O zaman Bitcoin gibi, altın gibi, gümüş gibi arzı sınırlı varlıklara doğru para kayıyor. İşte biz 12 Mart'ta onu gördük. Bu bizim için aslında bir anlamda milat oldu. Ondan sonra gördük ki 12 Mart itibariyle evet o gün Bitcoin 7600 dolarlardan 3800, 3900 dolarlara kadar şöyle hızlı bir iniş yaptı. Ama sonrasındaki 4-5 günlük hatta bir haftalık periyotta gördük ki Trump o dönem hatırlarsın bayağı bir piyasaları işte teşvik paketleriyle enjekte edip piyasayı şişirmeye çalışıyordu. Yani piyasadaki hisse senetlerinin toparlanmasını sağlamaya çalışıyordu. Ama sonrasında Bitcoin ve özellikle altın en hızlı toparlayan varlıklar oldu. Çok kısa sürede 8, 9 bin, 10 bin dolarları gördük. Ve hani şunu da soracak olursam Bitcoin'de ne değişti? Yani biz 19.800 dolardan 2017'de oradan yapıştık 3 bin dolarlara. Aralarda ufak tefek boğa dediğimiz yükseliş sezonları gördük ama ne değişti? Onu soracak olursan aslında bu süreçte belli başlı kırılım noktaları yaşandı. Birincisi Amerika'nın artık eski diyebiliriz çünkü yeni yönetim geliyor. Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin dedi ki kripto paralara regülasyon çok önemli regülasyonlar gelecek dedi. Orada hemen piyasa bir dikkat kesildi. Ve o dönem hatta Pentagon'da Amerika'da ihale açtı. Biz kripto paraları takip etmek istiyoruz dedi. Akabinde ne geldi? Çok Temmuz ayıydı sanırım. Bitcoin'de kurumsal daha doğrusu bankalara Amerika'da Bitcoin kripto para saklama hizmeti geldi. Yani bu zaten piyasada artık Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto paraları beyaz hani bir gri nokta tabiri vardır ya kripto paralar gerçekten bütün dünyada bir gri noktada. Ne siyah nokta hani ne de beyaz nokta. Ama orada artık evet Amerika bunu resmi olarak tanıyor anlamına gelmeye başladı. Bu. Özellikle kurumsal yatırımcılar için şu an Bitcoin'i alıp işte 8-9 bin dolardan bugünlere getiren kurumsal yatırımcıların gelmesiydi. Çünkü kurumsal yatırımcılar dolar enflasyonundan kaçmak için geliyorlardı. Çünkü Amerika'da işte teşvik paketleri, Trump'la başlayan, koronavirüsle başlayan teşvik paketleri artık dolar enflasyonundan kaçmak için yatırımcılar işte Grayscale'dir, MicroStrategy'dir. Bunlar baya baya Bitcoin almaya başladılar. Bunlar zaten hatta MicroStrategy o dönem ne kadardan? 10, 11, 12 bin dolarlardan Bitcoin almaya başladı. 20, 25 bin dolarlardan aldı. Grayscale yavaş yavaş almaya başlamıştı. Dolayısıyla bizi o günlerden bugünlere getiren aslında buydu. Ama totalde aslında tek bir yere çıkıyor. Bitcoin aslında sabit. Bitcoin kendi hayatı var. Onu işliyor aslında. Hani blok zinciri devam ediyor. Ama orada işte insanların, yatırımcıların tutunacak noktası krizlerde, büyük çaplı krizlerde benim diyor param erimesin. Fason şekilde yani dolarda kalsam Fed'in ne yapacağı belli değil. Yani Fed'in 5 sene sonra ne yapacağını biz bilmiyoruz. Ama blok zincirde Bitcoin'in 5 sene sonra kaç adet üretileceğini, kaç adet piyasaya basılacağını biz biliyoruz. Biz 2100 mesela şunu söyleyebilirsiniz. Bundan Eren 60 sene sonra, 60 sene, 5 ay, 10 gün, 3 saat sonra o gün kaç tane Bitcoin üretilecek? Bunu hesaplayabiliriz. 2140 yılına kadar devam edecek. İşte burada şeffaf bir
Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz aslında, blok zincir derken, Bitcoin'i, blockchain'i derken. Bunlar aynen, birazcık aynen. insanların ilgisini çekmeye başladı. O günlerden bugünlere o zaman getiren... Eren, lafını kesiyorum. O zaman madem enflasyonist baskıdan dolayı şimdi altının, gümüşün de gelmesinin nedeni bu. Şimdi Fed'in bu sefer yani Yellen ve Biden ve Powell'ın kol kola girmesindeki diğer teşvik paketlerine oranla farkı şu. Şununla, o zaman ben daha da yükselecek. Senin bu anlattıklarınla da ortaklaş olarak demek ki daha da yükselecek. Çünkü normalde gelen teşvik paketleri direkt Wall Street'teki problemli bonoları veya hisseleri bir yerlere getirmek için girerdi ve aslında ana akım dediğimiz yani Main Street olarak Yellen'ın konuşmasında da karşımıza çıkan o tüketicinin harcamasını sağlayacak, asgari ücret arttığı için hane halkının harcamasını sağlayacak, tüketicinin direkt sıcak para olarak ekonomiye katacağı bir durum olmuyordu. Ama bu sefer Biden ve Yellen'ın en büyük isteği bu senin benim gibi tüketicinin harcamasını sağlamak. Ve bu da neyi getirecek? Enflasyonu getirecek. Enflasyon gelince adam daha çok enflasyondan koruyucu yere gidince, o zaman biz şunu netleştirebiliriz. Bana göre altın, gümüş roket gibi yükselecek ama herhalde bunlar Bitcoin de alacaklar yanlarına. Evet, bir yeni dünyanın düzeni bu zaten. Bir tane görsel var, internette geziyor mesela, çok meşhur. İşte bir depo, yani tonlarca altın var. Bir tane de şöyle bir, nerede o? Bende vardı o cüzdandan. Göremedim şimdi de. Bir kripto para cüzdanı. İkisi de aynı değerde diyor. Aynen öyle. Yeni bir, dünya... Evet. Bir Bitcoin zaten neredeyse 500 gram altına eşit olmak üzere. Gittikçe birazcık daha artarsa buna denk gelecek. Evet, devam et. Şimdi kurumsallar bizi destekledi diyoruz. İki gündür ilginç bir şekilde bir satış dalgası var ama Bitcoin'de. Ama diğer evet. taraftan da BlackRock diye bir fon var. Dünyanın en büyük trilyon dolarlık fonu. Ve ilginç bir şekilde Fed'e de danışmanlık yapacağı diye BlackRock, bu konuşuldu. Dün itibariyle yanılmıyorsam Amerika'nın SPK'sı, SEC'e bunlar Bitcoin fonu için başvurdular. Bir taraftan bir satış var, bir evet. taraftan diyoruz ki Amerika bunlara savaş açtı, Avrupa Merkez Bankası da yanına aldı. Bir taraftan da en büyük fon gitti Amerika'nın SPK'sına, başvuruda bulundu. Sence kim kazanır? Bence bu biraz danışıklı dövüş. Yani bu düşecek, kurumsallar, o MicroStrategy, PayPal'lar, işte ne bileyim Grayscale'lar, bunlar bir şekilde bence alacaklar. 30 binin altına indirtirler mi? Ne diyorsun? Ne kadarı? Kaç dolar? 30 bin doların altına inecek, indirir ya, mi bu 30 kurumsallar? Bin doların altına inmesi demek kurumsalların, MicroStrategy dışarıda tutuyorum çünkü o çok daha düşüklerden aldı Bitcoin'i. 12-13 bin, 11 bin dolarlardan almaya başlamıştı. Ama diğer işte daha sonra almaya başlayan Grayscale gibi, onlar belki satış baskısına yapabilirler. Satış baskısına geçebilirler. Çünkü Grayscale de alıp satıyor bu arada. Evet. Şu an zaten bu iki günlük düşüşte birazcık onların etkisi var. Yanılmıyorsam 85 milyon dolarlık mı? Evet, öyle bir satış oldu kar. Kurumsallar tarafından hı-hı. gelen. Evet, kar. Dolayısıyla ya şunu aslında ayırmak lazım. Kurumsallar evet Bitcoin'i yükseltiyor ama aslında kurumsallar yükselttiği gibi rüzgar esken fırtına bitiyor, biçiyor. Kurumsallar Bitcoin'i çok büyük kaplarsa, küçük yatırımcı azalırsa ne oluyor bu sefer? Bizim göbeğimiz çok fazla Wall Street'e bağlanmış oluyor. Hani evet. Wall Street'in endişeleriyle biz düşmeye başlıyoruz. Wall Street şampanya patlatıyor, biz yükselmeye başlıyoruz mesela. Hani böyle bir ikileme doğru, böyle bir dünyaya doğru Bitcoin gitmeye başlıyor. Bu da aslında çok istediğimiz bir şey değil. Benim istediğim aslında 2017'de ne güzel JP Morgan'ın CEO'su çıkıyordu, Jamie Dimon. Bitcoin işte dolandırıcılık diyordu. Bitcoin evet. 5000 dolardan, 6000 dolardan düşüyordu 3000 dolara. Oh diyorduk biz, ne güzel bizim için alım fırsatı. Çünkü 2-3 gün sonra geri toparlıyordu. Tabii o zaman olgun bir piyasa yoktu. Şimdi artık daha ayakları yere basan, daha çok yatırımcının olduğu bir piyasa. Ama hani demin söylediğin nokta var. Düşüşler vesaire. Burada bence yatırımcılar şuna da dikkat etmesi lazım. Piyasada her zaman sert düşüşler oluyor. Bir tane şey var, bir görsel var. Mutlaka sen de biliyorsundur. Wall Street'in psikolojik döngüsü, market döngüsü. O Bitcoin'de o kadar çalışıyor ki. Önce yükseltiyorlar. İşte şu günü uyarlamak gerekirse 30 bin, 35 bin dolardan, 40 bin dolardan alanlar daha da yükselecek. Heyecanıyla bunu alıyorlar. Ondan sonra biraz düşmeye başlıyor, örnek veriyorum Bitcoin. Olur ya diyor mesela, bu kadar düşüşler normal, düşebilir. Ama sonra biz hafif yükseliyor, sonra bir vuruyorlar aşağı. İşte orada ne oluyor? Keşke almasaydım, niye bu kadar çok aldım?
orada o tarz olaylar çalışmaya başlıyor. Tepedeyken herkes şöyle düşünüyor. Ben çok zekiyim. Dünyada birçok kişi Bitcoin'i bilmezken ben herkesten önce aldım ama düşüş zamanında onlar başlıyor. Ben ama şunu bekliyorum. Totalde tabii ki de ben hep yayınlarda şunu da söylüyorum YouTube'da. Topluca her zaman şuna dikkat edeceğiz. İstediği kadar kurumsallar alsın. İstediği kadar her şey olsun. Piyasaya topluca para girişi ve topluca para çıkışı diye olgular var kriptolarda. Yani her şey çok güzel. Bir anda bir bakıyorsun hepsi %10 düşmüş. Ya ben teknik analizlere bakıyorum. O kadar aynı hareket ediyor ki. Ya bir ara yayınlarda ilk 10 coin'in analizini yapıyordum. Abi hepsi aynı ya. Hepsinin teknik analizi aynı. Dolayısıyla birlikte hareket ediyorlar genelde. Tabii ki de aralarda değişiklikler olabiliyor ama benim mesela hani yatırımcılar tabii ki de paniklemesin ama biz 20 bin dolardan 3 bin dolara düştüğümüz bir senaryoda hani böyle bir şey yaşadık ya 20 bin dolardan o 19.800 dolardan biz 3 bin dolara düştük. Benzer bir döngü geldiği zaman tabii o zaman şey vardı Bitcoin'in blok yarılanmasında bir yani 10 dakikada 12.5 Bitcoin dağıtılıyordu. Şimdi 6.25'e düştü. Benim benzer bir matematikte benim muhtemelen bir sonraki sert döngüde bir sonraki büyük düşüşte benim beklentim hani düşsün 6.000 7.000 yani tekrar 3.000 dolarları görmeyiz. Ama tabii burada izleyiciler şimdi şunu düşünmesin. Çünkü öyle oluyor. Eyvah hemen 6.000 7.000 dolara mı düşeceğiz? Hayır öyle bir şey yok. Bunlar böyle bir döngü içerisinde zaman içerisinde olabilen şeyler ama market tabii ki de döngü. Bu döngü olmadan balina dediğimiz elinde çok yüksek para kripto para tutan Bitcoin tutanlar onlar kazanamaz. Anladım. Kimse kazanamaz. Peki. Sallayacaklar çünkü piyasayı. Kesinlikle. Peki şimdi megafon olarak hani genelde kripto paralara bakıldığı zaman özellikle Bitcoin'in bir megafonu var. Bir üst sınır, bir alt sınır. Nereleri? Evet. Şimdi önemli kritik eşikleri kırdı. İşte 32.600 denildi, 33.400 denildi. Tamam, bir şimdi onunla başlayalım. Nereler? Tamam, yani senin çizmişliklerin de var çünkü. Neresi patlar, neresi artar. Senin böyle güzel grafiklerin de var. Bir onlarla yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Şimdi ben Bitcoin'i açayım çok hızlıca. Tamam. Bu arada dominansı söyleyeyim ben açarken. Bitcoin'de dominans şu an 65'lerde. Ama önemli bir şey değil mi? Evet. Bitcoin'in dominansı her izleyici bilmeyebilir. Kripto paraların hepsini bir pasta olarak düşünün. Böyle metaforlarda kolay anlaşılmasını sağlayabiliyor. Bitcoin'in o pastadaki payı ne kadar büyükse dominansı da o kadar büyük anlamına geliyor. Dominans şu an 65'lerde. 74 orada bizim kırmızı çizgimiz aslında. 74 puan. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin çok uzun zamandır orası bir direnç noktası. Dominanstı ama fiyattan bahsetmiyorum. 74 puanın üzerine çıkarsa birkaç defa denedi. O zaman hatta yaklaşık 2 hafta önce 73'tü. O çünkü gün geçtikçe yükseliyor. Denedi çıkamadı. İyi ki çıkamadı aslında. Çıktığı zaman altcoin'ler için çok facia kötü zamanlar başlayacak anlamına gelebilir. Şu an 65'lerde ama 74 olmadıkça ben altcoin'lerde çok sert, çok aşırı düşüşler beklemiyorum o tarafta. Eğer 74 puan üzerine çıkmazsa. Bitcoin'i konuşacak olursak bir saniye. Orada ben hemen şöyle grafiği buradan gösterme şansımız herhalde zor olacak ama değil mi? Evet. Ben söyleyeyim hızlıca. Yok bence şimdi, sen evet söyle. Tamam. Bitcoin'de bir simetrik üçgenimiz vardı. Simetrik üçgen ne demek? Kağıt üstünde bize şunu anlatıyor. İki yöne de gidebilir. Hani yükselen üçgen yükselebilir. Alçalan üçgen düşebilir ama simetrik üçgenden biz bugüne kadar yaptığımız bir yıl analizde hep boğa sezonun etkisiyle hep yükselişte çıktık. Ama bu işte Yellen'ın açıklamaları mı diyelim artık ya da kurumsalların kar alma açıklaması mı diyelim. Çünkü yeni hükümet de kuruluyor. Yani evet, birazcık küçük çaplı yeni bir piyasada bir endişe de var. Küçük çaplı endişe de çünkü para biraz daha dolara kaçıyor. Dolar endeksi de dün mesela biraz yükselmişti. Burada Bitcoin'de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Direncimiz 32.700 dolarlarda ama bizim ana trendimiz bakın yani bizi alıp buralara getiren çok eski trend orası neresi biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size. Güncel konuşmak gerekirse 34.600 dolar bölgesi. Biz 34.000 doları 34.600'ün üzerine çıkarsak rahatlayacağız mı? Hayır yine rahatlayamayacağız. Çünkü o zaman Fibonacci'den gelen bir direnç var. İkisi arasında sıkışacak. Bu aslında benim yayınlarda anlattığım patlama bölgelerini oluşturuyor. Burada nereye patlar? Hani hep o soruluyor. Yükselir mi düşer mi? Ama o biraz o anki piyasaya bağlı. Piyasa
Eğer olumluysa o patlama bölgesi olumlu yönde gidiyor genelde, yükseliş yönünde. Piyasa olumsuzsa o patlamadan. Bir de tabii şeye de bağlı. Hangi formasyondayız, hangi kalıp hareketliyiz ona da bağlı. Burada biz ne zaman rahatlarız biliyor musun? Bak 36.400 doların üzerinde rahatlayabiliriz. Onun, çünkü o zaman o Fibonacci direncini de kesmiş, kırmış olacağız. Bunun da 25 Ocak'a kadar zamanı var. Yani bu patlama bölgesi Bitcoin'de şu an 21'i 4 günlük bir sürecimiz var. Yani 4 gün içerisinde yükseldik, rahatladık anlamına gelmiyor. Dediğim gibi 34.600 doların üzerine çıkarsak, evet. Pardon, gözüm de seçmiyor buradan. 36.400 dolar üzerine çıkarsak biraz daha rahatlayacağız. Ama biz ana trendimiz sonuçta 25 Ocak'tan sonra olsa bile 34.500, 34.600 dolar, onun üzerine çıkmadıkça biz artık şu an bir tık daha tetikte olmamız gerekiyor. Ama hani temel teknik analiz birazcık şey konuşuyor, can sıkıcı konuşuyor, bunun farkındayım. Ama temel taraf bence daha ayakları yere basan, daha orası biraz daha güzel. Yani işte Biden hükümeti kurulduktan sonra piyasalar biraz daha olumlu yöne dönmesi gibi durumlar. Ben onları bekliyorum birazcık. Ve tabii burada birazcık bunlara neden kripto paralar tepki verdi? Yani tamam Biden hükümet değişti. Biden gelir gelmez şunu yaptı aslında. Eski işte Trump'la birlikte Steve Mnuchin bir şeyle geldiler aslında, bir yasayla geldiler. Dediler ki bundan sonra Amerika'da insanlar Coinbase gibi kripto para borsalarından kendi cüzdanlarına para çekmek istedikleri zaman, kripto para çekmek istedikleri zaman borsa o cüzdanı da takip edecek. Onu da sorgulayacak. Yani bu zaten kripto paraların dünyasına aykırı bir şey. Aynen öyle. Kişisel cüzdana mı çekiyorsun, başka bir borsaya mı çekiyorsun? O borsa sana soracak. Hani hayırdır, nereye çekiyorsun, niye çekiyorsun, burası neresidir gibi. Şimdi onu durdurdu Joe Biden. Hı hı. O şu anlık hani durdurdu. Bu kalıcı etkisi olur mu? Çok aslında beklemiyorum. Regülasyonlar orada bence devam edecek. 2021 bir regülasyon yılı olacak. Bunda en büyük etki zaten Çin'den geliyor. Bakma yani Çin bunları tetikliyor. Aynen. Ama regülasyonlar Biden, bence Biden tarafına biraz daha hız kazanacak. İşte temsilciler meclisi, senato falan hep artık sen Biden'da. De o konulara çok daha hakimsin. Oralarda biraz daha Biden daha hızlı yapacak artık hamlelerini. Ama Çin de boş durmuyor. Çin tarafında da artık Çin'in hükümetine bağlı bir tane kuruluş var. Kurum demeyelim aslında. Blockchain Hizmet Ağı diye. Onların bir açıklaması var. Dedi ki biz 5 yıl içerisinde Çin'in resmi dijital parasını tüm dünyada uluslararası bir küresel para olması için çalışıyoruz dedi. Yani bu eşittir doların ayağına taş sıkmak aslında. Hı hı, yani, aynen öyle. Dolayısıyla biz 2021'i belki regülasyonlar çerçevesinde geçireceğiz ama ondan sonra neler olacak? Biraz daha küresel arenada belki kripto para savaşları göreceğiz. Hatta ben çok eski yayınlarda demiştim, artık ülkelerin bir tool'u olacak, bir savaş enstrümanı olacak kripto paralar ya da dijital paralar, CBDC'leri. Dolayısıyla biz 2021'de evet bunları göreceğiz. Yatırımcılar ne yapabilir? Burada artık ya uzun vadeli, belki sepet yaparken örnek veriyorum, %60 Bitcoin'de tutmak, %40 daha altcoin'lerde tutmak. Altcoin'ler tarafında da mesela şunu konuşabiliriz. Hangi coin'leri almak riskli mesela? Yani hangi coin'ler riskli? Ben o tarafta şunu söyleyeyim çok kısaca, ondan sonra sözü sana bırakayım. Amerika'nın bir savaş açtığı bir durum var aslında. Zaten Ripple tarafı var. SEC'nin, Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu'nun dava açtığı bir durum var. O zaten Ripple'ı ayrı tutuyorum ama onun dışında eski hükümetten kalan, bence devam da edeceğine çok çok fazla ihtimal veriyorum. Yani belki %100 öyle olacak. Privacy coin dediğimiz gizlilik odaklı coinlerden hoşlanmıyor Amerika. Bunu zaten açık açık söyledi. Ben takip edemiyorum. Finansal sistemi ben kuruyorum dünyada ama takip edemiyorum. Dolayısıyla mesela 2 hafta önce Bittrex borsası delist etti. Bu coinleri işte Monero'dur, Zcash'tir, Dash'tir. Dolayısıyla bu coinler benim portföyümde sadece kısa vadede yer alır. Yani bugün alayım, güzel bir fırsat gördüm, alayım, karımı alayım, para kazanayım. Anladım. Ama uzun vade alayım, bir sene, iki sene tutacağım coinler olmaz bu. İzleyiciler de gizlilik coinleri diye Google'a yazarlarsa zaten Türkçe şekilde de görebilirler. O coinleri çok fazla var. İşte ilk en öne çıkanlar Monero, Zcash, Dash gibi coinler. Böyle yani.
Anladım, anladım, anladım. Peki şimdi burada çok ciddi bir Ethereum 2.0 1 Aralık'tan itibaren konuşmaya başladık. Normalde bu pandemi olmasaydı herhalde bu Ethereum 2.0 bu kadar süratli gelmeyecekti. Çünkü neredeyse 4 senedir bir Ethereum 2.0 ve Ethereum'un hayatı her şeye böyle kanalize olması konusu var. Ama tam o sırada sonra Visa dedi ki, yani ki kredi kartları anlamında çok önemli. Dedi ki işte ben Ethereum bazlı bir kredi kartı çıkartmayı düşünüyorum. Artık bunu sunacağım diye. Sonra Chicago CME'de vadelilere Ethereum konuşulmaya başlandı. Ve altcoin rallisi denildiği zaman genelde Ethereum bazlı başlıyor. İnsanlar hani oradan başlayacak diye düşünüyor. Ve sonrasında devamında işte diğerlerini de yanına alacak diye. Ethereum için ne düşünüyorsun? Çünkü DeFi'de yani Decentralized Finance'de kitlenmiş bir Ethereum var. Yani aslında insanlar Tabii. geleceğine inanıyorlar ama ya o amayı nasıl doldurursun? Bu Ethereum nereye gidecek? Bence Ethereum ucuz kalmadı mı? Litecoin'de, Ethereum'da, Bitcoin'e göre bunlar ucuz kalmadılar mı? Nereye gidecek Kesinlikle, Eren? kesinlikle çok doğru bir noktaya parmak bastın bence. Şu an DeFi dediğimiz merkez olmayan finansta 22 milyar, güncel söylüyorum, 15 milyon dolar, 22 milyar dolar toplandı. Burada ben aslında çok güzel bir rapor. 2019'un Aralık ayında blockchain neydi? Bir tane blockchain bir kuruluşun yaptığı rapor 2020 DeFi rüzgarını başlatacak demişti. Evet. Gerçekten o çok baya bir fırsat oldu bizim için. Ama Ethereum dediğim gibi ucuz kaldı. Yani ATH'ını yakaladı dün. 1450-1460 dolarları yakaladı bu son birkaç günlük periyotta, ama dediğim gibi biraz daha ucuz kaldı. Biz işte olayı biraz şuna bağlıyoruz. Bitcoin'de biz bir önceki büyük boğa sezonunda ne gördük? Önce Bitcoin çok yükseldi, dominans zirveleri çıktı. Ondan sonra düşüş geldi. Bitcoin'deki para altcoin'lere akmaya başladı. Öyle ki 60 sentten 2000 Satoshi olduğunu biliyorum. Akşam alıyorsun 60 Satoshi, çok pardon. Sabah kalkıyorsun 2000. Kaç katı? Yani bu Aynen. kadar devasa yükselişler işte Bitcoin'den paranın altcoin'lere akmasıyla olabiliyor daha çok. Bu da Bunu da o işte dominanslık endeksinden anlıyoruz. dominanstan anlıyoruz. Evet, dominansın düşmesi lazım 50'lere 55'lere. Şu an bu çünkü çok yeterli değil. Ama onun dışında dediğim gibi, yani eğer biz benzer bir önceki büyük boğa sezonundaki aynı şeyleri yaşarsak altcoin'lere para akacak demek oluyor bu. Burada da işte bizim şeyleri seçmemiz lazım. Eğer biz altcoin'lerde rally sezonu bekliyorsak, ben hep genelde analizlerimi dolar endeksinde yapıyorum. Çünkü sıcak para, yani X coin, işte Litecoin Bitcoin paritesinde değil de dolar paritesinde bakıyorum. Çünkü parayı aslında karını teknik olarak sen dolar olarak alıyorsun. Evet. Ama bizim şu an aslında bence izleyicilerin dikkat etmesi gereken orta vadede altcoin rallisini bekleyen izleyiciler Bitcoin paritesinde baksınlar coinlere. Çünkü Bitcoin paritesinde düşükse teknik olarak eğer para akışı olması durumunda o coin muhtemelen çok daha sert yükselebilir anlamına geliyor. Eğer Bitcoin karşısında zaten Anladım. şişmişse, Bitcoin karşısında şişmiş bir görüntüsü varsa, tamam yine bir para akışı olur ama çok fazla olmayabiliyor. Çünkü zaten ona akmış. Ama Anladım. Peki Bitcoin şu anda paritesi... altcoin'lerde senin beste para akışı bunlar olabilir dediğin var mı? Mesela İki DOT'u tane var. konuşuyoruz. Link ne, hangileri? İki tane. Ya temel taraftan söylemiyorum. Sadece teknik taraftan söylüyorum. Birincisi Algo, ikincisi Mithril diye bir tane coin. Bu ikisi de borsalarda, popüler borsalarda var. Biri Algorand. Onun bir temel taraftan olası bir destekleyici tarafı da var. Onu söyleyelim. Mithril, bunlar tabii uzun vade tutacağım coinler değil. Mithril zaten sosyal medya token olarak çıkmış. Sadece geçen canlı yayında bir izleyici sordu. Benim de oradan dikkatimi çekti. Bir baktım Bitcoin paritesinde yerlerde. Ha, Evet. sadece buna bakarak da alınmaz. Yani o coin, Evet. örnek veriyorum, coinmarketcap.com'u açtığımız zaman çok aşağılarda, ne kadar aşağı inerseniz riskiniz o kadar artar. Para kazanma ihtimaliniz de artabilir ama özellikle yeni kişiler çok fazla aşağı inmesinler. İlk 10'un, ilk 15'in dışına çıkmasınlar. Ama hani sordun diye söylemiş olayım. Algorand ve Mithril'de, MTH, onlar da bir fırsat olabilir altcoin rallisinde. Onun dışında şey de söyleyeyim. Bitcoin paritesinde, ya izleyiciler buna biraz bakabilirler. Bitcoin paritesinde TradingView de açabilirler. Ve mesela bu süreçte teknik tarafta şey de var. Golden Cross'lar çok güzel çalışıyor.
Yani biz mesela sadece Golden Cross takipleriyle bile çok güzel fırsatlar yakalanabiliyor. Kısa vadede, bugün yarın öyle sinyaller veriyor ki. Tabii ki de sadece Golden Cross'a bakarak işlem yapılmaz. Hiçbir şeyde merkezileşmemek lazım. Genel anlamda bakmak lazım. Ama Golden Cross dediğimiz, bu arada, fiyatın, 50 günlük fiyatın, hareketli ortalamanın 200 günlüğü yukarı doğru kesmesi. Onun tersi de çok iyi bilirsin sen de, Death Cross. Oradan güzel fırsatlar yakalanabiliyor, onu söyleyeyim. Anladım. Peki o zaman şimdi son dönemde birkaç tane coin de ortaya çıkıyor. İşte Elrond'un Samsung'un soğuk cüzdan olarak işte saklayabileceği haberiyle o bir arttı. Dot, Polkadot olarak karşımıza çıkıyor. Onu konuşuyoruz. Chainlink, Link konuşuyoruz. Yani böyle VAAV de hani Ethereum bazlı olan Evet. coinlerden bir tanesi. Ne düşünüyorsun bunlar için? Ya AV zaten buradan ekranda deyince direkt ekrandan baktım. Şu an DeFi alanında Evet. Maker'dan sonra en çok para orada kilitlenmiş. Yani 3 milyar dolar orada toplanmış. Sadece bu AAV'den bahsediyoruz. Bu da lending için kullanılıyor. Yani ama genel olarak yani bu süreçte biraz şey bakmak lazım. Kısa vade mi giriyoruz, orta vade mi, uzun vade mi? Şu dönem boğa sezonlarında projelerin çok, yani projesine baktığımız zaman bu biraz da uzun vadeli de bakmak gerekiyor. Ama kısa vadede, orta vadede projenin çok etkisi olmayabiliyor. Çünkü para bir anda bir akıyor. Evet. Hani Bitcoin paritesinde en aşağılarda kalanlar en hızlı yükselebilen coinler oluyor genelde. Ama dediğim gibi çok fazla aşağılara da inmemek lazım. Özellikle yeni yatırımcılar. Ve en kötü piyasaya en kötü girme zamanı bu zaman aslında. Evet, çok Çünkü yüksek. FOMO çok dediğimiz yüksek. şey. FOMO oluyor. Bu giriyor, bu adam. Ya bu şu dönem aslında eski yatırımcılar çok daha temkinli yaklaşıyor. Çünkü geçen bir arkadaş söyledi, gerçekten çok doğru dedim yani. 2017 sonrasındaki süreç bizlerde o kadar bir artık travma yaratmış ki her şeyde daha dikkatli, kontrollü ilerlemeye çalışıyoruz. Ama eskiden mesela 2017'de çok rahat giriyoruz yani. Her gün Bitcoin 1000 dolar yükselmezse ben şey dediğimi hatırlıyorum. Ya bugün de Bitcoin yapmadı yani, yükselmedi. 1000 dolar ne demek? Hani ama İşte bunlara biraz dikkat etmek lazım. Anladım. Bir de zaten Eğer şunun da altını çizelim Eren. Hiçbir emtiaya, hiçbir yatırıma körü körüne bağlanmadan veya girecekseniz herhangi bir borsada bir işlem yapacaksanız kripto borsalarıyla ilgili pek çok alternatifiniz var ama bir girin, bir bakın. Ben hep şey diyorum hani girin, madem büyük oynamak istiyorsunuz o zaman önce bir küçük paralarla gir. Bir al sat Kesinlikle. nasıl tepki gösterir? Çünkü insanlar gerçekten ben yani sen de bunu biliyorsun YouTube'da bizleri izleyip hani sonuçta 2000 lirası bile olsa ondan bir kar elde etmek için izleyen insanlar da var. Ve yanlış terse düşürdüğünde de çok böyle sert şekillerde de eleştiriler geliyor. Yani bu YouTube'un bence televizyondan bir en büyük farkı o yani. İnsanlar çok aşırı Evet. neşirsin ama ben her zaman o yüzden söylüyorum. Yani kriptoya girecekseniz bile lütfen dikkat edin. Girin bir borsaya üye olacaksanız herhangi X, Y, Z hiçbir fark etmez. Bir 2-3 gün içeride nedir, ne değildir, komisyonları nedir, nereden alınır, nereden satılır? Yani bunlara iyi bakılması lazım. Yoksa gerçekten Barış Büyüktaş var, onunla da yayın yapmayacağım. O şey Evet, demiş, evet. bir gün Ferrari alırsın, ertesi gün iş bakarsın. Yani çok Aynen öyle. riskli bir pazardan bahsediyoruz ve şöyle söyleyeyim. Şimdi ben hep şöyle analizler yapıyorum. İşte 400 bin liranız olsun mesela 10 yıl önce. Altına koydunuz bu paranız 560 oldu. Dolara koydunuz 690 oldu. Kriptoya koydun 400 bin liran olsa şu anda 3 milyon 990 gibi bir paran oluyor. Ama bu işin o 400 bin lirayı sıfırlama ihtimali de var. Yani insanlar hep böyle Kesinlikle. iyiye hani hep iyiye Evet. odaklanıyorlar ama bence kriptoda yanlış mıyım Eren? İki tarafı Kesinlikle da doğru. kabul edip girmen lazım. Çünkü gerçekten tehlikeli yerlerde yani. Ya çok aşırı volatil. Gerçekten. Bakıyorsun %3000 yükselmiş, sonra düşmüş. Yani görüyorum mesela 300 dolar olmuş, şimdi 7 sent ya da 10 sent. Allah'ım çok fena. 300 dolar nere? Hani bu, düşünsene onu 300 dolardan aldığını, daha da yükselecek diye. Bütün paranı kilitlemek, çöp etmek aslında bu. Dolayısıyla hiç acele etmeyin. Gerçekten yeni arkadaşlar, Bitcoin çok yükselecek. 40 bin, 50 bin. Çünkü bir de şöyle bir olay oluyor. Bir anda 2017'de ben bu Zoka'yı yuttum. Gerçekten çok samimi söylüyorum. İşte 500 bin dolar olacak, 1 milyon dolar olacak. İşte ben 3 bin, 3.500 dolar civarlarından biraz almaya başlamıştım. Hatta o dönem arkadaşlarım bazıları saadet zinciri diyordu.
Bitcoin'e. Hani ne, evet. O zaman dolar da düşük. 3 lira civarları, 3-3,5 falan. O zaman TL olarak konuşmak gerekirse 11.000 TL falan. Saadet Zincir diyen arkadaşlar en son 85.000 TL'de koşa koşa Bitcoin alıyorlardı. Hani işte FOMO'nun bizi getirdiği yer burası. Dolayısıyla hiç acele etmemek lazım gerçekten. Bitcoin gitsin. Yani Bitcoin'a hiç, yani gitsin, defolsun gitsin. 50.000, 55.000 olsun, illaki kar satışları oluyor. Orada yatırımcılar şunu sorsunlar. Hepsi için geçerli bu. Bitcoin yükseldi. 60.000 dolar oldu. Bitcoin'i bugün daha düşüklerden alıp 20, 25, 30, 35, 40'lardan alıp 60.000 dolarda sattırmayacak nasıl? O insanların nasıl bir gelişme var ki satmasınlar? Yani birazcık toparlaması zor oldu belki ama yani Bitcoin 60.000 dolar olduğu bir senaryoda nasıl bir gelişme oldu ki kar almasın insanlar, yatırımcılar? Ya da bugünü konuşalım, 40.000 dolar. Bitcoin, evet, ne oldu? Uzayda ya da biz Mars'a çıktık, Bitcoin mi kabul edildi her yerde? Veya Fed, Amerikan Başkanı dolara Bitcoin'e mi bağladı? Rezerv artık Bitcoin mi? Yani bu tarz olaylar biraz da olması lazım. Öyle bir şey, büyük, çok büyük bir şey olursa evet 20-30 bin dolardan alan adam kar almaz. Ama 20-30-40 bin, 40 bin demeyeyim de günceli konuşmak gerekirse 20-25-30 bin dolardan alan adam market döngüsünü çok iyi biliyor. Yani aynen, o market tekrar edecek. Dolayısıyla heyecan yapmamak, acele etmemek lazım. Küçük, dediğin çok doğru. Küçük rakamlarla başlasınlar. Hiç böyle gerçekten çok çok küçük. Önemli olan, örnek veriyorum ben hep 100 lirayı. 100 lirayı bir alın, al sat bir yapın. O, bakın bakalım o 100 liranız 150 lira mı oluyor, 50 liraya 60 liraya mı düşüyor? Hani 100 bin lirayla bunu 160 bin liraya düşmek var, 100 lirayla düşmek var. Siz 100 lirayla düşün. Ve inşallah ki ilk başta kaybedersiniz. Burada hani kaybedersiniz derken küçük rakamla girin, kaybedin. Çünkü başta büyük rakamla girdiğiniz zaman, başta kazandığınız zaman bir şekilde büyük küçük fark etmez. Şunu demeye başlıyorsunuz. Ya bu kripto paralar çok kolaymış. Ben buna daha önceden niye girmedim? Aynen. Ben çok zekiyim. Ben çok bu işi, yani bu demek ki bende bir doğal bir yetenek var. Ben bunu çok rahat yapıyorum. Aslında bilmiyor, piyasalar çok uygun. Herkesi piyasaya yeni adam toplamaya çalışıyorlar. Boğa sezonunu getirerek, piyasayı yükselterek. İşte o zaman ne oluyor? Bir anda 100 lirayla giriyor veya o 100 lira 300 lira oluyor. Ediyor ben enayi miyim yani 100 lirayla geldim. O zaman 100 bin lirayla geleyim, 300 bin lira yapayım. Ama işte herkes kazanıyorsa kim kaybediyor sorusunu orada sormak lazım. Aynen öyle. Şu anda da bir nefes molasına bence ihtiyacı var. Yani bir ara böyle hep ben şey demiştim, 20 bin doları kırarsa bu herhalde 25 bin doları da rahat kırar demiştik ama bir duramadı, kendini durduramadı. Bir 40 bin doların üzerine çıktı ama bir nefes molasına da her zaman bunların ihtiyacı var. Doğru. Bu aynı şey altın için de geçerli, dolar için de geçerli. Dolar birazcık daha farklı ama sonuç olaraktan her emtianın bir nefes alması gerekiyor. Peki son sorum. Şimdi çok fazla da şey değil, her hafta nasılsa buluşacağımız için ve her hafta herkesin evine gideceğimiz için şimdi önümüzdeki yayınlarda birazcık daha fazla altcoin'ler ve coin'ler üzerine gireriz. Ama benim merak ettiğim, şimdi tarihte hep bu 3 seferdir böyle olmuş. Yarılama yılından sonraki sene hep 10 katına çıkma var. O zaman ben yarılamaya 10 bin dolarla girdiysem 2021'in sonunda 3 haneli Bitcoin görür müyüm görmez miyim? Benim tahminim 83 bin 84 bin dolarları görmeyi. Vallahi var. Bir tane analiz var. Bak ekran yeterse göstereyim. Büyük Bitcoin analizi diye ben saklıyorum onu. Tam olarak senin sorduğun soruya cevap oluyor. Ben ya şöyle gösterebilsem keşke. Ekran çevir bakalım parlar oluyor mu? Biraz ekranı kısayım bir. Ha, kıstığında görüyoruz, evet. Kıstığında. Ya şöyle çok yaklaştırayım. Ya mantığını anlayın sadece. Rakamları seçemezsiniz ama bu 2018 piyasa şu an 4000 dolarken yapılan bir analiz bu. Hı-hı. 4000 dolarken diyor ki bakın şöyle play tuşuna basacağım. Analizin ne kadar çok milimetreye yakın çalıştığını göreceksiniz. Bastığın zaman dediği şey geliyor. Bu diyor ki 2400-2500 dolarlara kadar düşüş vermiş 2018 Aralık'ta. Bitcoin düşmüş 3500-3400 civarlarına, sonra yükselecek diyor. Yükseliyor. Tam söylediği yerler, ondan sonra düşüyor. Hatta evet, kendi parabolik çizgisine de tam desteğe iğne atıyor. 2020'de 1 Nisan'da. Ondan evet, sonra yükseliyor ve bu analiz diyor ki sen 83 bin diyorsun ya,
Bu aslında tam olarak 83-85 binleri gösteriyor ama ben biraz daha ihtiyatlı davranmak için 75 bin diyorum burada. Bunun dediği 75 bin ama ondan sonrasını hiç duymak istemezsin bence. Ne kadar? 400 bin dolarlar falan. Hayır. Ondan sonra bak orası bir ya Muhse orada bitiyor aslında analiz. Şurada bitiyor bak. Şu ya görünmüyor çok fazla da. Orada bitiyor analiz. Ondan sonra hep böyle bir zikzak gidiyor ya. Maksimumda gelebileceği yer tam aslında 7-8 bin dolarlar. Ya düşünemiyorum ya. Bir Düşünebiliyor musun? çok 83 binden işte 7-8 bin dolara kadar ama in. tarihte MTGOX borsası eklendi. 1200 dolardan bir yapıştı Bitcoin 100 dolarlara, 120 dolarlara 10 kat düştü. Ha piyasa tabii ki o zamanki gibi değil, daha olgun. Daha ayakları yere basıyor ama markette bir şekilde kendisini tekrar ediyor. Ha, burada tabii biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yani Yok 75 tabii. bin dolara bu direkt, çünkü bazen yeni arkadaşlar, yeni izleyiciler öyle düşünüyor. O zaman ben şimdi alayım, birkaç güne 75 bin dolar olur zaten diye düşünebiliyor. Öyle bir şey yok. Mutlaka sert düşüşler, sert çıkışlar olacak. Ha bu 75 bin dolara çıksa bile mutlaka arkasından sert düşüşler, kâr satışları gelecektir. Çünkü demin sorduğum soruya geliyor. 40 binden 50 binden alan adam ne olacak ki kârını almasın? Aynen öyle, aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi bir nefes molası olacak ama 75 bin dolara 3 gün içerisine çıkması değil. Arada yaz geçecek, insanlar normale dönecek, aşılar Evet. çıkacak. İşte hayat bir normale dönsün ondan sonrası. Çünkü şu anda altında da, gümüşte de, borsalarda da bir yani bir tedirginlik var ve mesela Biden'ın seçilmesi, Trump'ın seçilmesi konuşuluyordu. Ya bir mavi dalga konusu var. Yani herkes illallah getiriyor ama aslında teşvik gelecek. Yani neyin neye yaradığını bir iki üç hafta beklemek lazım ki bugün mesela Merkez Bankası toplantısı vardı. Ben toplantı öncesindeki yayında şunu söylemişim. Bence sabit bırakacak çünkü beklemek istiyor Biden'ın nereye yani Kesinlikle. nereye evireceğini. 22 Ekim'de de böyle bir şey olmuştu. Seçim öncesinde sabit tutayım dedi. Orada çok kötü patladı. Çünkü orada bir anda bir 8.52 gördük ama yani bence çok normal. Şu anda hala belirsizlik var. İnsanlar şey diyorlar ya, işte altın neden artmadı? Madem peşi var. Ya teşviğin lafı var da tamam yılında çıktı senatoda savundu da yani şu anda ne teşvik var ne adamın cebine girmiş para var. Bu Tabii. kadar böyle erken erken yani ben bazen düşünüyorum Eren bu insanlar analarının karnında nasıl beklemişler? Ya hemen anında günübirlik zenginlikler Hemen kazanayım. zaten o kadar kolay olsa sen ben burada olmayız. Biz zaten gideriz. İşte şeyin bu Bahamalarda herhangi bir bankadan Malibu yatırırız. falan. Aynen yatırırız. Ondan sonra deriz ki Erencim ben şu kadar kazandım. Sen bana dersin Besteci ben şu kadar milyar dolar yaptım. Der kapatırız zaten yani. Tabii. Hani bunlar böyle çok bana komik geliyor gerçekten. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum. Hiçbir emtiayı körü körüne yapışmayın. Bu Bitcoin'de olabilir, altında olabilir, her şey Kesinlikle. olabilir. Lütfen bir stratejiniz ve sabrınız olsun. Yani böyle 3 günlük, 5 günlük haberlerle bir şey alıp satıyorsanız bence onlar piyasada olmamalı. Yanlış mıyım? Bitcoin içinde, Çok doğru. normal Çok içinde değil doğru. mi? Tabii. Hiçbir şeyin fanatiği olmayacaksın zaten hayatta. Bitcoin için de aynı şekilde. Yani tabii ki beğenebilirsin. İşte getirdiği biraz anarşist bir yapısı da var aslında Bitcoin'in tarihine baktığımız Aynen zaman öyle. ama yani bu şey değil. Bütün paranı oraya yatıracaksın anlamına gelmiyor. Her zaman hani kripto paralar için de sepet yapmamız gerektiği gibi dış dünyada da yapmak lazım. Demin söylediğin gibi işte altındır, gayrimenkuldür belki, gümüştür, başka bir şeydir. Hisse senedidir böyle bir dağıtmak lazım hep. Kesinlikle, Ama öyle. kesinlikle. Peki bu piyasalar ben sana soru sormuş olayım o zaman bir tane. Bu şeyde hani Joe Biden'la birlikte bu süreçte sen nasıl öngörüyorsun? Altındır, gümüştür. Yani geleneksel tarafta nasıl bir şey olur? Bu Bence süreç. geleneksel tarafta çok uzun süredir altın yatırmışsın. Çok uzun süredir dediğim Ağustos'tan bu yana çok süründürdü. Çünkü 10 yıllık tahviller yani altının karşısındaki onu en büyük baskılayanlardan bir tanesi 10 yıllık tahvillerin faizleri. Bunun da Türkçesi güvenli liman arayışı. Ama artık altın yeterince şeyini aldı. Bir kere 16 Ocak'taki işte toplantıdan Powell'ın açıklamalarından sonra 5 Ocak'ta Senato'nun tamamen Biden'a geçmesinden. Bu en son Yellen'ın Senato'da 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini koruması ve daha çok insanlara böyle geleceğini söylemesi. Yani Wall Street senin söylediğin gibi hani Wall Street'in moduna değil de
gerçek tüketicinin moduna göre ben bir şey yaratacağım demesi ve doları serbest bırakacağım demesiyle altında gümüşte artık fitil ateşlendi. Ama dediğim gibi bu Bitcoin rüzgarı çok fazla altından ışık aldı. Yani çok fazla böyle bir kayma oldu. Ama ben her zaman altın çok farklı bir şey. Hem koruma hem yatırım olduğu için yani altının tahtını ne bileyim alabilecek bir şey yok Sence yani. ben altın sence Bitcoin alır mı? Ama yeni kuşağın sanki altında Bitcoin bir yandan. Yeni kuşağın. Ya tabii Hani ki de çünkü şimdi evet yani Ethereum bankada dolar olarak bazlanıyor. Bitcoin dijital altın olarak ama şöyle söyleyeyim yani bazı geleneksel şeyler kırılamaz çünkü şundan dolayı kırılamaz. Bitcoin çok dalgalı. Altın bu kadar dalgalı değil. Şu anda asıl altındaki düşüşün olmasının nedeni insanlar ilk dalga pandemiye girdiklerinde ellerinde bir birikimleri vardı. Yani biliyorlardı 3 ay 5 ay onu idare edebilirdi. Yazın sonra bize dediler ki bitti, çok azaldı. Sonra insanlar açıldı, işte ithalatlar açıldı. Ama sonra Eylül-Ekim'de tekrar geldi ve insanlar ne yatırım yapabilmişlerdi ne para biriktirebilmişlerdi. Şu anda son kurşunlarını da atıyorlar. Ve sen bu kurşunların bitince nakite ihtiyacın varsa ülke olarak en rahat ne satabilirsin? Altın. O nedenle altında Tabii. düşüş var. Yani büyük, mesela Türkiye 60 milyar üzerinde altın sattı. Yani ona karşılık yine altın. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri boş. Senin nakite ihtiyacın var. Dolar şu an düşüyor. Bir şekilde bir nakitin olacak ki rezervlerini doldurabil. Yani şu an Türkiye'nin başındaki en büyük problemlerden biri. Gram altının bu kadar böyle rezil kepaze olmasının en ana nedeni altın satılmış olması. Dünya genelinde sadece Türkiye değil pek çok ülkenin fakirlikten, parasızlıktan en rahat anlaşılır şekilde altın satmış olması. Çünkü altın ihtiyaçta anında likit olabilen bir şeydir. Tabii, Ben kesinlikle. onu şunu şu yüzden söylüyorum. İhtiyacın mesela diyelim ki Eren senin 20 bin liran var ama sen bununla ihtiyaçlarını çeviriyorsun. Eğer sen gidip bu ihtiyaçlarını çevirdiğin parayı gümüşe yatırırsan veya bakıra veya demire yatırırsan batarsın. Sen bu parayı altına yatırıyor olman lazım ki sıkıştığında hemen likit olabilir. O yüzden altın hareketlidir. Diğer bütün emtialar durağandır. O yüzden altını kimse yani ben oldum olası altıncıyımdır. Kriptoya şimdi girdim ama hala benim gönlümün efendisi altın. Yani altın 2021-2022'de rekor üzerine rekor kırmazsa ben adımı nüfus müdürlüğünden Pakize Sudu olarak değiştiririm. O kadar net söyleyeyim. Ama Umarız ama kısa evet. vadeli değil, kısa vadeli değil, uzun vadeli. Ya bir bırakın şu altına yapışmayı. Yani altın öyle al sat yapılacak bir şey değil. Önümüzde 3 tane eşik var. 452, 464, 478. Gram altın bu üçünü aşacak ki 500 üzerine atabilsin kendini diyorum. Ben Süper. susuyorum. Artık Yok. Eren her hafta Tamam. Perşembe günü ikimiz. Tamam, süper. Herkes bunu konuşuyor programıyla. Bütün izleyicilerimizin evine konuk olacağız. Bu ilk Aynen. programımızdı. Önümüzdeki hafta Perşembe'de görüşüyoruz. Görüşürüz o zaman. Diyorum. Çok teşekkürler. Her Güzel bir yayın zaman. oldu bence. İlk gün, ilk yayın. Şöyle bir herkese selamlar diyelim tekrar. Aynen öyle. Güzel bir izleyicimiz vardı. Alıştıkça daha da artacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Instagram'da yaptık bu yayını ama ikimizin de YouTube kanalına yüklenecek. Altlarına da duymak istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz şeyleri yazarsanız da daha aktif, herkesin memnun olabileceği bir yayın gerçekleştirir, bir program haline gelir. Bir zaman sonra da iyice birbirimize alıştıktan sonra artık oturduktan sonra soru Tabii cevap tabii. yayını da yapalım Eren. Çünkü aşağıda Süper olur. yaklaşık 51 tane soru var. Hani görüp cevaplamak isterdim ama şimdi biz biraz birbirimize alışalım, evlerinize konuk olmaya alışalım. Sonra daha da arttırırız Tamam diyorum. tamam Çok tamam. Çok teşekkür teşekkür ediyorum Eren. ediyorum. Görüşürüz haftaya Görüşmek üzere. Perşembe. Hoşça kal. Bay bay. Çok sağ ol. Görüşürüz.